Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, bu oturumda sizlere akıllı lensler, gerçekten akıllı mı ve ne pahasına takıyoruz bu lensleri başlıklı sunumumu anlatacağım. Herhangi bir finansal eğitim yok ve bu oturum içerisinde terminolojiden kısaca bahsedeceğim. Amacımız ne bu lensleri takarken? Hangi seçenekler var? Ve çeşitli olgu örnekleriyle püf noktalarına değinerek birkaç videodan bahsedeceğim. Ama asıl önemli olan ikinci kısımda bir takım teorik bilgileri de sizlerle paylaşarak herkese uygun mu bu lensler ve nelerden vazgeçiyoruz? Gözlüksüzlük uğruna nelerden vazgeçiyoruz? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Terminolojiye gelecek olursak akıllı lens terimi aslında uygun değil. Muhakkak premium lens veya yüksek kaliteli lensi kullanmalıyız. Akıllı lens hastalarının aklına başka bir takım reklam kokan düşünceler getirebiliyor. Buradaki temel amacımız gözlükten bağımsızlık. Ama her yerde mi? Hayır. Belli bazı mesafelerde ancak gözlükten bağımsızlık verebiliriz. 20 yaşındaki gibi tüm mesafelerde gözlükten bağımsız net görmekten bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla buradaki net görme hedeflenen mesafelerde ancak gözlüksüz olabiliyor. Bir takım seçeneklerimiz var. Toric lens dahil aslında premium lens grubuna giriyor. Enhanced Depth of Focus, multifokal ve trifokal lensler premium lens grubuna giriyor. Bu lensleri takmadan önce muhakkak her cerrahın hangi durumda ne kadarlık bir korneal astigmat indüklediğini bilmesi lazım. Çünkü bu sonucumuzu etkiliyor. Evet, burada bir trifokal torik implantasyonunu göreceğiz. Bu premium lens implantasyonlarında genel olarak en önemli olan noktalardan bir tanesi işaretlemeler. Eğer supin pozisyondaki siklotorsiyonu öngöremezseniz ve işaretlemeniz doğru yerde değilse muhakkak sonrasında torik lens implantasyonlarında torsiyon hatayla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla işaretlemenizin doğru yerde olduğundan emin olmanız lazım. İlave olarak benim uyguladığım işaretleme cihazında çok güzel CapsuleX için bir iz bulunuyor. Dolayısıyla optimal CapsuleX yapmak da yine bu premium lenslerde önemli. Çünkü lensin tiltini, yine torik lenslerdeki rotasyonu optimal bir CapsuleX engelleyecektir. Sonunda lens implantasyonuna geliyoruz. Bu lens hidrofilik bir lens. Çok iyi, tekrarlanabilir bir kartuş enjektör sistemine sahip. Ancak hidrofilik lens olması nedeniyle ısı değişimlerinden etkileniyor. Eğer lensi oda ısısına getirmeden önce implante ederseniz ortaya çıkacak durumu birazdan göreceksiniz. Lenste bir buğulanma oluyor. Bu buğulanma, buharlanma yaklaşık 10-12 saat sürüyor. Ertesi güne hiçbir şey kalmıyor. Ancak erken dönemde hastanın görüşü bir miktar az oluyor. Dolayısıyla hastaya bu bilgiyi muhakkak vermemiz lazım. Yine özellikle torik lenslerde önem arz eden diğer bir nokta, şimdi göreceksiniz, lensin altına girerek kapsül ve lens arasındaki viskoelastik materyalin temizlenmesi. Çünkü lens ve kapsülün temas etmesi gerekiyor ki postoperatif torik lenslerde özellikle rotasyonu engelleyebilelim. Ve yine burada görmekte olduğunuz Purkinje reflelerinin üst üste gelmesi hastanın ışığa bakarken çok önemli. Lensin santralizasyonuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi Johnson & Johnson'ın Synergy lensi. Bu da bir trifokal torik lens. Yine işaretleyicimi görüyorsunuz. Bu işaretleyicinin doğru aksta, istediğimiz aksta işaretlediğinden tekrar tekrar bakarak emin olduktan sonra cerrahiye devam ediyoruz. Ve yine şurada görmüş olduğunuz noktalar bana kapsülexis sırasında yardımcı oluyor. Bu da preloaded bir enjektör kartuş sistemiyle geliyor. Hidrofilik bir lens. Dolayısıyla az önceki buğulanma sıkıntısı hiç olmuyor. Geç dönemde glistening de neredeyse hemen hemen hiç görmüyoruz yeni materyallerle. Burada yine viskoelastik eşliğinde implante ediyoruz. Torik markerların yaklaşık 10-20 derece saatin tersi yönünde olduğundan emin olmak istiyoruz. Şu anda lensin arkasında kapsül ile lens arasındaki viskoelastiği temizliyoruz. Temizledikten sonra bu 10 derecelik bıraktığımız işaretlemeyi yine saat yönünde döndürerek istediğimiz aksa getiriyoruz. İstediğimiz aksa getirdikten sonra yine hastaya ışığa bakmasını söyleyerek Purkinje reflelerinin üst üste gelip gelmediğinden emin oluyoruz. Lensin santralizasyonundan da emin olduktan sonra cerrahiye son veriyoruz. Sıradaki olgumuz bir Edof torik olgu. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta iki tane işaret görüyorsunuz. Bu işaretlerden aslında bir tanesi
lensi implante edeceğimiz aksı gösteriyor. Diğeri ise benim insizyonumu gösteriyor. Burada lensin astigmatik düzeltme etkisiyle benim insizyonumun astigmatik düzeltme etkisini bir araya getirerek daha farklı bir lens numarasıyla hastanın sıfır astigmata, sıfır silindirik değere ulaşmasını sağlamak temel planımız. Şimdi lensin nasıl implante edildiğini göreceğiz. Bu lens standart Alcon'un her zaman kullandığı IQ platformu üzerine inşa edilmiş bir lens ve yine Monarch enjektör sistemini kullanıyor. D kartuşuyla 2,2 mm'den bile implante etmek mümkün. Bildiğiniz gibi EDOF lenslerde bir halka sistemi olmadığı için gece görüşü nispeten daha iyi. Toric lenslerde olan standart implantasyon tekniğimizi uyguluyoruz. Öncelikle implante edeceğimiz akstan yaklaşık 10-20 derece saatin tersi yönünde bırakıyoruz bu işaretleri. Daha sonra lens altındaki viskoelastiği tamamen temizledikten sonra ve lensin üstündeki tabii ki lensin aksıyla bizim işaretimizin aksını üst üste getiriyoruz ve sonra hafifçe bastırarak lensin arka kapsüle temasını sağladıktan sonra cerrahiye son veriyoruz ve yine Purkinje reflelerinin üst üste geldiğini hastaya ışığa baktırarak üst üste geldiğinden emin olduktan sonra cerrahiyi sonlandırıyoruz. Peki daha önceden monofokal takılmış bir hasta yakını da gözlüksüz görmek istiyorsa ne yapabiliriz? O zaman add-on yani piggyback olarak tabir edilebilecek göz içerisinde bir monofokal lens varken yerleştirebileceğimiz bir trifokal mercek grubu var. Bu grup iki firmada var, Liberty'de ve Rainer firmasında var. Şimdi göreceğiniz Liberty'nin add-on trifokal lensi. Bu yine hidrofilik bir lens. Ne yazık ki preload bir enjektörü yok. Ancak çok kolay bir implantasyon sistemi var. Rainer'inki de benzer şekilde 3 dioptrilik bir adisyona sahip. Bu lens 4 noktadan kapalı loopları var. Uygun implantasyon teknikleri her lens için farklı olabilir. Dolayısıyla her lensi eğer sık kullanmıyorsanız öncesinde videosunu izleyerek veya firmayla görüşerek uygun implantasyon tekniğini öğrenmeniz lazım. Burada arkada bir monofokal lens olduğu için kapsül zedelenmesinden çok korkmuyoruz. Ancak endotel temasını ve açı temasına dikkat etmek lazım ve bunları engellemek için bol viskoelastik kullanmak lazım. Bu 4 haptiğin sulkusa oturduğundan emin olduktan sonra cerrahiye son verebiliyoruz. Oldukça güzel santralize oluyor. Bu lensin daha fazla santralize olması için yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü 4 haptiği olduğu için sizin oynatmanız çok mümkün değil. Evet, hepimiz iyi cerrah olmak istiyoruz ve kıdemli hocalarımızın bizlere aktardıkları bir takım cerrah özellikleri var. İyi cerrah olmak için iyi ameliyat yapmak gerekiyor ve eminim ki göz hastalıkları uzmanlığını almış herkes Türkiye'de çok iyi katarakt ameliyatı yapabiliyor. Ama daha iyi olmak mümkün. Daha iyi olmak için ne zaman ameliyat yapacağını bilmek lazım. Ama en iyi olmak için yapmak gereken şey daha farklı. En iyi olmak için en iyi cerrah ne zaman ameliyat yapılmayacağını bilir. İşte ben sunumumun bundan sonraki kısmında ne zaman ameliyat yapalım sorusunun cevabını sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii premium lens önerelim mi hastalarımıza? Bir kere öncelikle önemli bir soru var. Gözlük kullanmaktan rahatsız mı hastamız? Eğer hastamız gözlük kullanmaktan rahatsız değilse premium lens implantasyonunun anlamı olmayabilir bu hasta için. Çünkü bir takım ödün vermesi gerekiyor. Birazdan anlatacağım. Gerçekçi beklentiler içinde olması lazım. Gözlükten kurtulmak isteyebilir ama 20 yaşındaki haline geri dönmeyeceğini bilmesi lazım. Yani tüm mesafelerde kesintisiz bir iyi görüşten bahsetmiyoruz. Ve loş ortamlardaki sıkıntılarından da haberinin olması lazım. Burada katarakt cerrahisi öncesi neler yapıyorum ben? Bir kere tüm hastalara premium lens seçeneğini sunuyorum. Ama hastaya vakit ayırmamız lazım. Önce olumlu yönlerinden bahsetmek lazım. Bu aslında kötü haber vermenin bir yolu, sandviç metodu. Olumlu yönleri nedir? Çoğu kişi gözlüksüz uzak ve yakını bu premium lenslerle görebiliyor. Ama bir takım problemleri var ve vaktimizin çoğunu bu problemleri hastaya anlatarak geçirmeliyiz. Burada herhangi bir olumsuz tepki alırsak da hastaya premium lens seçeneğini sunmamalıyız bundan sonra. Bir takım sapmalar olabilir ve tekrar lens değişimi veya Excimer lazerle refraktif cerrahi gerekebilir. Geceleri oluşabilecek pozitif disfotopsiler, negatif disfotopsiler ve uzak görme kalitesinin her şeye rağmen kristalin lens kadar iyi olmayabileceği
hastanın anlayabileceği şekilde anlatılmalı. Ve son olarak tekrar olumlu yönlerinden bahsetmemiz lazım. Çünkü olumsuz yönler olsa da hastaların %95'inden fazlası taktırdığı için mutlu oluyorlar. Peki, hastam premium lens için uygun mu? Bunun için birçok teknik özellik var. Bir kere oküler yüzeyin sağlıklı olması lazım. Alfa kappa açısı veya bazı cihazlarda LensStar'da mesela pupil barycenter ve iris barycenter'ın belli limitlerin içerisinde olması lazım. Korneal astigmatın olmaması lazım. Eğer korneal astigmatizma varsa muhakkak premium lensin torik düzeltme ile beraber takılması lazım. Aberasyonlar önemli. Aberasyonları artıran lensler bunların bir kısmı. Dolayısıyla aberasyonlar eğer 0,3 mikronun altında değilse kesinlikle ve kesinlikle bu lens takılmamalı. Pupil çapı da önemli. Pupil çapı çok küçükse veya çok büyükse bu lensler kesinlikle uygulanmamalı. Peki, ödün vermek. Genellikle ödün vermekten hoşlanmayız. Her şey benim olsun, en iyisi benim olsun. Uzağa göreyim, yakını da göreyim ama bu mümkün değil. Bir ödün sistemi söz konusu burada. Şimdi göreceğiniz yeşil çizgi 20 yaşındaki görme keskinliğimiz ve 20 yaşında mükemmel gece görüşüyle beraber yakın, orta, uzakta kesintisiz bir iyi ve mükemmel görmeye sahibiz. Peki 50 yaşına gelince neler oluyor? 50 yaşına geldiğimizde burada gördüğünüz koyu yeşil çizgi oluyor ve biz artık orta mesafeden itibaren mükemmel görüşe sahibiz. Orta mesafenin altına indiğimizde görüşümüz düşüyor ve özellikle yakın mesafede neredeyse kabul edilebilir bir görmenin de altındayız. Dolayısıyla 50 yaşında yakın görmemiz artık bozuluyor. Peki katarak geliştiğinde ne oluyor? Katarak geliştiğinde bu görme kalitesi o kadar bozuluyor ki biz artık ne yaparsak yapalım aslında hastayı mutlu edeceğiz. Monofokal bir lens taktığımızda gördüğünüz gibi katarak cerrahisinde ortaya çıkan bulanık görme bir anda mükemmel hale geldiği için hasta çok mutlu aslında. Buradaki problem ne? 50 yaşındakinden daha kötü bir yakın performansı var bu lenslerin ve yani 1 metrenin altında neredeyse çok işimize yaramıyor. Eğer monovizyon yapmadıysak, monovizyon apayrı bir dersin konusu. Ama monofokal lenslerle görme keskinliğinin mükemmele yakın olduğunu bilmekte fayda var. Peki trifokal taktığımızda ne oluyor? Burada gördüğünüz açık mavi trifokalin görme çizgisini simüle ediyor diyelim. Yakını iyi görüyoruz. Hatta bir bozulmayla beraber orta mesafeyi de iyi görüyoruz. Lensler lense değişiyor bu. Ve iyi bir görmeye sahibiz uzakta da. Buradaki temel problem bu trifokal lenslerde hemen hemen hepsinde halo ve glare oluyor. Yani gece ortaya çıkan pozitif disfotoptik fenomenler. Bunu hastanın iyi algılaması lazım. Yani 50 yaşındayken tam gören bir hastaya refraktif lens exchange yaparsak doğru yakını göreceğiz ve akomodasyonla ilgili problemlerini çözeceğiz. Ancak zaten tam görüyor idiyse bu görme kaybını, kontrast kaybını ve pozitif disfotopsileri acaba yeterince iyi tolere edebilecek mi? Bunu muhakkak ve muhakkak hastayla öncesinde konuşmamız gerekiyor. Peki Edof lens taktığımızda ne oluyor? Buradaki sarı çizgi Edof lensimiz. Edof lens'te gerçekten kristalin lense yakın bir mükemmel görmeyi sağlayabiliyoruz aslında. Tabii lenslerin tipine göre bir takım farklılıklar olmakla beraber. Ve orta mesafede de nispeten mükemmel bir görmemiz var ama 1 metrenin altına düştüğünde, yakına geldiğimizde yani kitap okuma, telefonla uğraşma gibi yakın işlerle uğraştığında hasta yine gözlük ihtiyacı olacağını muhakkak bilmeli. Tabii katarakt olan bir göze trifokal mercek taktığımızda bunda hastayı mutlu etme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü zaten kontrastı düşmüş, kalitesi düşmüş bir merceği çıkartıp yerine trifokal lens takıyoruz. Ama buradaki asıl mesele refraktif lens değişiminde premium lens takmak. Refraktif lens değişiminde çünkü zaten kristalin lens çok daha güzel bir görüntüye sahip. Trifokal lense geçtiğimizde bir miktar kontrast kaybımız oluyor. Aydınlıkta bunu tolere edebiliyor hastalar. Neredeyse hiçbir problemimiz yok. Peki ya loş ortamda? Loş ortamda asıl problem ortaya çıkıyor. Hastalar şunu tarif ediyor. Önceden ben ağaçların yapraklarını seçiyordum. Az da görsem birazcık ağaçların yapraklarını seçiyordum. Ama şimdi bir ağacı görüyorum ama yaprakların arasındaki ayrımı çok seçemiyorum diyor. Özellikle loş ortamda, trifokalde bu problemle karşılaşıyoruz. Gece ise ortaya çıkan şey pozitif disfotopsi.
Bu parlama, halelenme ve saçılma. Parlamayı görüyorsunuz, halelenmeyi görüyorsunuz ve Starburst denilen saçılmayı görüyorsunuz. Bu trifokal lenslerle hemen hepsinde çeşitli derecelerde olabiliyor. Yeni jenerasyon lenslerde daha az olduğu söylense de hastanın buna hazırlanması gerekiyor. Burada temel mesele bu. Bunu muhakkak hastanın kendi doktorundan duyması gerekiyor. Yoksa sonrasında çok büyük problemlere ve lens exchange'i yapmamızı gerektirecek sıkıntılara neden olabilir. Peki gözlüksüz orta mesafede ne oluyor? Trifokal lens tabii ki orta mesafede de çok iyi. Sağda gördüğünüz gibi sol tarafta ise monofokal idare eder bir görmeye sahip olsa da daha bulanık olduğunu görüyoruz her iki resmin. Yakındaysa yadsınamaz bir gerçek. Monofokal lensler neredeyse hiçbir işe yaramamakta. Trifokal lensler ise yakını gözlüksüz gösterebilmekte. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Gözlük taktığımızda monofokal lensler hem yakında hem ortada hem uzak mesafede kristal netliğinde bir görüntü bize sağlayacaktır. Dolayısıyla hastaların bunu çok iyi anlaması lazım. Ve tam görüyor olsa da trifokal mercekler ve hatta bazı EDOF lensler monofokal lenslerdeki kaliteye ne yazık ki ulaşamamaktadırlar. Sonuç. Bir takım ödünler veriyoruz. Nasıl ödünler veriyoruz? Mükemmel görüş istiyorsak eğer monofokal takacağız. Peki gözlüksüzlük istiyorsak trifokal takacağız. Orta mesafe gözlüksüzlük yetiyorsa da EDOF takacağız. Buna kabaca baktığımızda aslında hastaların beklentileri bizim lens seçimimizi önemli oranda etkilemektedir. Mükemmeliyetçi en iyi görmeyi isteyen bir hastaya biz trifokal takmak istemeyiz. Ama gözlüksüzlük ön planda olan bir hastaya ise monofokal takmanın çok bir anlamı yoktur. Çünkü hasta mutlu olmayacaktır. Gözlüksüzlük ön planda bir sıra, iki sıra uzak görmesinden ödün vererek gözlüksüz olmayı tercih edecek bir hasta grubumuz var. Ve ikisinin ortasında yakın olmayıp orta mesafe gözlüksüzlük talep eden ama aynı zamanda iyi bir gece görüşü isteyen hastaya ise EDOF lens takılabilir. Trifokalden mutlu olmayacaktır bu hasta. Peki bu niye önemli? Hangi hastaya hangi lensi takmak? Bu iki nedenle önemli. Bir tanesi hastanın eğer beklentilerini anlayıp hastanın beklentilerini uygun seviyeye çekerek ona uygun lens takabilirsek hastayı mutlu edebiliriz. Peki bu hastanın mutluluğu niye önemli? Çünkü eğer hasta mutlu olmazsa bizi lens değişimine zorlayabilir. Monofokal taktığımız ve trifokal isteyen bir hasta trifokal lens değişimi için tekrar bir göz içi cerrahi talep edecektir. Trifokal takıp gece pozitif disfotopsiden mutsuz olan bir hastaysa monofokal veya EDOF lens için tekrar bir cerrahi talep edecektir. Peki yapalım, bu cerrahileri yapmak artık çok zor değil ve uygun hastalarda uygun sonuçlar da elde edebiliyoruz. Buradaki temel problem ikinci cerrahinin endoftalmi riski. Her zaman göz içi cerrahilerin endoftalmi riskini aklımızda tutmalıyız. Bir sonraki vaka bunu bize gösteriyor. Bu olgu bir trifokal lens takılmış bir hasta, aklı başında bir hasta ancak mutlu olamamış ne yazık ki. Trifokal lenslerin pozitif disfotopsisi nedeniyle mutlu olamamış ve lens değişimi talep etmiş. Lenslerini değiştirmişler. Çok da güzel olmuş aslında ameliyatlar. Diğer gözünde de bu gözünde de ameliyatlar çok güzel olmuş. Kapsül yerinde duruyor ve monofokal lens implante edilebilmiş. Ancak sonrasında endoftalmi gelişmiş. Endoftalmi sonrası bu gözde büllöz keratopati gelişiyor. Yine şanslı bir hasta. Endoftalmiden kurtuluyor ama büllöz keratopati nedeniyle hem ağrılı hem de görmesi olmayan bir göze sahip. Günümüzde ileri teknoloji cerrahilerle gördüğünüz bir desme membranı endotel keratoplastisi, Dimek cerrahisiyle yine sütursuz bir şekilde bu hastayı iyi bir görmeye kavuşturmak mümkün. Ancak endoftalmi gözü kaybına da neden olabileceğini akılda tutmalıyız. Cerrahların özelliklerinden bahsetmiştim ve en iyi cerrahın ne zaman ameliyat yapılmayacağını bilmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Burada gördüğünüz oran bir cerrahın premium lens takma oranı. Yani katarakt ameliyatı yaptığı hastaların %80'inden fazlasına monofokal lens takıyor. %20'sinden azına premium lens takıyor. Peki bunun için yorum olabilir. Yani bu cerrah yeterince iyi bir yerde değil. Hastaların bilinç düzeyi iyi değil, kültürel olarak trifokale ve yeniliğe açık olmayan bir hasta popülasyonunda pratik yapıyor denilebilir.
Ancak şimdi cerrahın nerede pratik yaptığını, nerede klinisyenlik yaptığını söylediğimde daha farklı bir sonuca ulaşacağız. Bu cerrah Amerika'da, Kaliforniya eyaletinde, UCLA'in eski öğretim üyelerinden bir tanesi, Uday Devgan. Ve şu anda Los Angeles kentinde, Beverly Hills bölgesinde bir özel kliniği var. Ve kendisinin söylediği trifokal lensleri ve premium lensleri %15 civarında hastaya taktığı yönünde. Dolayısıyla lütfen hastaları, beklentilerini çok iyi değerlendirerek bu cerrahiyi yapalım. Bu olumsuzluklardan sonra genel bir özet size söylemek istiyorum ve bu olumsuzluklara rağmen mutlu sonuçlar olabileceğini bildirmek istiyorum. Ve nitekim hastaların %95'inde çok çok mutlu sonuçlarla karşılaşıyoruz. Hastalar cerrahi öncesi bilgilendirilmeli muhakkak. Hastalara vakit ayırmalıyız ve detaylı tetkiklerle hastaların bu cerrahiye uygun olduğuna emin olmalıyız. Bunu yaparsak eğer sonuçta gözlüksüz ve mutlu hastalarla karşılaşırız. Hepinize gözlüksüz, mutlu hastalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.